Hadi bakalım, batarya boş mu? Düşürdük. Bu da gitti. Bir tane bataryamız kaldı. Demek ki 3 bataryayla göndermekte bir bildikleri varmış yani arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, yeni bir drone ile karşınızdayım. Xiaomi'nin ekosistem ürünü Fimi'nin en son drone'u Fimi X8 Mini V2. V1'i bıraktık artık. V2'si çıkmış durumda. Artık Fimi de bildiğimiz üzere DJI'nin de çok sıklıkla yaptığı gibi combo paketlerini artı bir batarya yerine artı iki batarya yerine toplam 3 bataryayla gönderiyor. Hemen kutusunu açalım. Hızlıca bakalım içinden neler çıkıyor. Akabinde de bir iç ortam uçuşu yapacağım. Bu iç ortam uçuşunu neden yaptığımdan da hemen bahsedeyim. Bugüne kadar yapılan Fimi modellerinde cihazların sadece X8S'yi kastetmeyerek söylüyorum. Çünkü onun altında ultrasonik sensör vardı. Bu yeni cihazlarda ve öncekilerde olmayan özellik olarak kızılötesi sensörler var. Bu sensör sayesinde artık sorunsuz bir şekilde iç ortamda da uçuş yapabileceksiniz. Hadi hemen kutuyu açalım. Eğer daha önce bir X8 mini aldıysanız cihazın kutusunun üzerinde ya da herhangi bir yerinde V2 olduğuna dair bir ibareyi aradığınızda bulamayacaksınız. Ama ben size yardımcı olmak için hemen söylüyorum. Barkodun olduğu etiketin hemen alt kısmında V2 yazıyor. Yani buradan cihazın V2 olduğunu anlayabilirsiniz. Cihazı ilk açanın siz olduğunu anlamanız için de üzerine bir tane sticker koymuşlar. Bunu şöyle Apple'lardaki gibi yırtmalı yapmamışlar. Bunu da kesmemiz lazım. Şöyle bunu da kesiyorum. Evet, şimdi kutusundan çıkartalım. Soft case bir çantayla geliyor. Şöyle dedemin şey çantası gibi duruyor. Böyle eskiden hacca falan giderken oradan getirdikleri çantalara benziyor. Hemen açalım içinde ne var. 1, 2. Şöyle bataryalarını koyalım. 2 batarya. Bir tane muhtemelen drone'un üstünde vardır. Toplam 3 tane bataryası çıktı kutu içinden. Zaten bildiğimiz Fimi X8 Mini. Ama neleri değişti hemen ondan da bahsedelim kısaca. Bir kere 28 dakika olan uçuş süresi artık 39-40 dakikalara dayanmış durumda. Fabrika verisi 37 dese de sıfır şarjda yaptığım denemelerde de daha önce izlemişsinizdir. 3-4 dakika daha uçabiliyor. Yani 40 dakikanın üzerinde bir uçuşu size rahatlıkla sunacağını söyleyebilirim. Kumandamız zaten aynı. Biliyorsunuz herhangi bir ekran vesaire bir şey yok. Şöyle açtığınızda uzayan içine telefonunuzu ya da işte iPad mini'nizi sokabileceğiniz bir kumandamız var. Kutu içeriğinden bakalım başka neler çıkıyor. Bir takım kağıtlarımız var. Onları koyuyorum. Üstünde de QR kodumuz var. Bu QR kodla da uygulamayı yükleyebiliyoruz. Bir poşetin içinde de ufak tefek zamazingolar var. Bir poşetin içine daha koymuşlar. Evet. İçinden neler çıktı? Yine hepimizin bildiği malum OTG kablolar. Yani bunlarda ne var? Hepsinin ucu bu arada artık Type-C olmuş. Fimi biraz kendini geliştirmiş. Yani kumandanın üzerindeki giriş artık Type-C. İşte micro USB'miz var, Lightning var. Bir de yine Type-C to Type-C var. Onun haricinde bir tane, çok ucuz. Adana 58'den hatırlıyorum bunu. Bir tane çok ucuz bir tane tornavida koymuşlar. Şu an demek ki maliyetleri kısmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Bir tane de şarj kablosu gibi bir kablo çıktı. Bu arada bu cihaz hızlı şarjı destekliyor. Yani bir bataryanızı yaklaşık 15-20 dakikada 60 wattlık bir adaptörle şarj edebilirsiniz. Ama bir adaptör içinden çıkmadı. Yani kendi imkanlarınızla bunu şarj etmeniz lazım. Kutu içinde de yok. Şöyle bakıyorum. Bir de iki tane A, iki tane de B pervaneniz ve bunların vidaları çıktı. Başka da bir şey kutu içerisinden çıkmadı. Şöyle zorluyorum ama. Bu arada çantanın da şöyle şurasında bir göz daha var. İçine bir şey koymamışlar. Çantası da şöyle dediğim gibi böyle benim dedem hacdan falan gelirken getirdiği çantalara benziyor. Bunu da böyle koyuyorum. Kutu açılışımız bu kadar. Şimdi gelelim drone'un özelliklerinden bahsetmeye. Fimi X8 Mini V2'de neler var neler yok, özellikleri nelerdir? Hemen bunlardan kısaca anlatalım. Akabinde de size bu cihazı kim almalı, neden almalı ya da niçin almamalı, beklentinizin ne olması gerektiğine dair kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, Fimi X8 Mini V2 ile alakalı öncelikle bilmemiz gereken şeylerin başında daha önce Fimi cihazlarda Wi-Fi özelliği yoktu. Artık bunu bir switch olarak koymuşlar. Cihazın arka kısmından da bunu görebiliriz. Burada ufak bir switchimiz var. Yani kumandayla ya da kumandası sadece cep telefonuyla bir uçuş sağladığını
söylüyorlar. Bunu test edeceğiz. Daha önce de biliyorsunuz birkaç fonksiyonda olduğunu söylediler. Denedik. Bunlar çalışmamıştı. Ama bundan da emin olabilmek için bunu yine test etmemiz gerekecek. Bir tane micro USB girişimiz var. Peki bu ne için? Cihazınıza yazılım yüklemek için. Bu sizi ilgilendiren bir şey değil. Servisi ilgilendiren bir şey. O yüzden çok da buraları kurcalamamanızı ben tavsiye ediyorum. Bunun haricinde micro SD kart takabileceğimiz bir alanımız var yine. Arka kısımda batarya kapağını hemen bataryayı çıkardığımız zaman bunu görebiliyoruz. Bunun haricinde söylemem gereken cihazın gövdesiyle alakalı. Yine dediğim gibi ultrasonik sensörün yanına bir tane de kızılötesi mesafe sensörü koymuşlar. Bu sensör sayesinde cihazımız artık bulunduğu konumu lazer sensörleriyle algılayarak bulunduğu yerde stabil kalabiliyor. Şimdi zaten bunu test edeceğimizi belirtmiştim. Bunun haricinde cihazımızdaki alt taraftaki kamera sayesinde precision landing dediğimiz, yani H harfini gördüğü zaman direkt onun üzerine iniş yapabilen sistemde bulunuyor. Bilginiz olsun. Yine X8 Mini V2 ile alakalı bahsetmek istediğim çok önemli bir konu ve birçok takipçimden daha önceki Fimi cihazlardan aldım, hatta DJI'ler de aynı sorunu yaşayan kullanıcıdan olduğum çok sıklıkla biliyoruz. Gimbal takılıyken cihazınızı asla ama asla çalıştırmamanız gerekiyor. Cihazın üzerinde gimbal varken cihazı çalıştırdığınızda ne oluyor? Bakın, mekanizma gayet esnek bir mekanizma. Bunu işte bir yere takıp da sündürmeyesiniz ve buradaki flex kablosunu koparmayasınız diye bunu takıyorlar. Genelde ben takmıyorum, öyle söyleyeyim. Siz de takmadan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Eğer koyduğunuz yerde çok sık darbe almayacaksa. Ama bu takılıyken cihazı çalıştırdığınızda gimbal kendini kalibre etmeye çalışıyor. Bu kalibrasyonda başarısız oluyor ve içindeki dişleri sıyırarak flexi kablosuna da zarar verebiliyor. Bununla karşılaşmamak için benim tavsiyem gimbal takılıyken, gimbal koruyucunuz takılıyken cihazı çalıştırmamanız ya da bunu kullanmamanız. Ben ekseriyette bunu kullanmıyorum. Bunun haricinde cihazımızın kumandasında yapılan değişikliklerden biraz bahsetmek istiyorum size. Kumandada görsel bir değişiklik olmamakla birlikte görüntü aktarım teknolojisini artık iyileştirmişler. 9 kilometreden fazla Full HD, yani 1080p civarında bir görüntüyü size aktarabildiği fabrika verileriyle ispatlanmış. 1080p'de ise 60 fps kaydedebiliyorsunuz ama video çekimleri için biliyorsunuz ben her zaman 1080p'yi tercih ediyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Daha kaliteli ve daha güzel görseller elde etmemizi sağlıyor. Bu DJI olsun, işte Fimi olsun, hepsinde aynı. Xiaomi ekosistemi zaten bildiğiniz üzere biraz daha ucuzluğa yönelmiş durumda. Bunu malzeme kalitelerinde ben hissederim diye düşünüyordum. Ama şu an elime gayet böyle oturaklı, tatminkar bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Yani o Xiaomi'nin ucuzluk hissini açıkçası bu drone'da alamadığımı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kısaca bataryadan da bahsetmem gerekirse, bataryamız 3100 mAh'lik bir batarya üzerinde gönderdikleri. Bu bataryadan toplam 3 adet çıkıyor kutu içerisinden. Daha önceki sürümlerde Fimi şunu yaşamıştı. Xiaomi'nin nasıl böyle bir hata yaptığını açıkçası ben anlamamıştım. Cihazı Pro batarya ile aldığınız zaman, ki Pro bataryanın biraz daha miliamperi fazla ve ağırlığı fazlaydı, cihaz 249-250 gram seviyelerine inebiliyordu. Ama normal kendi bataryasını taktığınızda 260 gram civarında bir ağırlığa sahip oluyordunuz. Şimdi ise Fimi bunu düzeltmiş ve şu an bu gördüğünüz cihaz, bunu taktığımda, yani bataryasını taktığımda 249 gramlık bir ağırlık elde ediyoruz. Yani kalkış ağırlığımız 249 gram. Yakın zamanda bizim maalesef iş bilmeyen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz buradaki yasayı direkt Amerika'dan kopyalayarak bize uygulayacağı için, biliyorsunuz zaten bizimkiler yasa yapmaktan biraz acizler. Bir yerlerden illa kopyalamamız lazım. Onu getirip burada kopyaladıklarında 249 gram olduğunda hala bu cihazınız kayıt zorunluluğu taşımıyor olacak. Dolayısıyla bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Önceki Fimi'ler için aynı şeyi söyleyemiyorum. Cihazlarınızın bataryaları burada cihazın ağırlığı için çok önemli. Pro versiyon kullanıyorsanız kaydı gerekmeyecek ama Pro'nun haricindeki bir versiyon kullanıyorsanız yine sıkıntı yaşayacağınızı tahmin ediyorum. Bunun haricinde cihazla alakalı anlatacaklarım kısmen bu kadar. Xiaomi Fimi X8 Mini V2'de eklenen bir diğer özellik ise yapay zeka. Peki bu yapay zeka ne yapıyor? Kendi kutu üzerinde de zaten bundan bahsetmişler. Artık yeni yapay zeka işlemcisi kullanıyoruz diye. Smart Track dediğimiz, DJI'nin bile daha doğru dürüst çalıştıramadı. İşte bunu en iyi Autel'in yaptığını hepimiz bildi. Ya da Skydio'nun çok iyi çalıştırdığı. Bu Smart Tracking özelliği bunda artık bir seviye atlamış. İddiaları böyle. Test etmedik. Bir şey de söyleyemiyorum önden. Ama bunu da bir test etmemiz lazım. Modlarında bir denememiz lazım.
Birçok drone'da olmayan smart track özelliği, yani işte kaykayınıza binerken, jet skinizdeyken, işte yatınızdan bunu kaldırırken, ne bileyim elektrikli skuterla, bisikletle, motosikletle ya da araba içerisinde seyahat ederken kendinizi seçerek, böyle bir yeşil hali halinde seçip kendinizi takip ettirebileceğiniz bir özelliğe sahip olduğundan bahsediyorlar. Şimdi onu da tekrar test edip, teyit edip başka bir videoda size detaylıca anlatıyor olacağım. Yine cihazın kamerasıyla alakalı bahsetmek istediğim bir önemli nokta da cihazımızın arama kurtarma modunu uygulama üzerinden aktive ettiğinizde 6 kata kadar görüntüyü yaklaştırabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği de var. Xiaomi bu tür arama kurtarma mevzularına çok önem veriyor biliyorsunuz. Yani hem Çin'de hem Amerika'da dağcılık böyle atasporu gibi bir şey olmuş artık onlarda. Dolayısıyla insanlar oralarda kaybolduklarında bu tür cihazlarla işte kayıplarını ya da işte ne bileyim başka şeyleri bulmak için bunları kullanabiliyorlar. O da hem Çinlilerin hem Amerikalıların çok önem verdiği bir şey. Zaten DJI'de de bu özellik kısmi olarak var biliyorsunuz. Bunun haricinde kamera kalitesi o kadar iyi ki şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gerek emlak çekimlerinizde, gerek düğün videolarınızda, işte gerekse yapacağınız profesyonel işlerde kompakt bir cihaz olarak mutlaka ama mutlaka envanterinizde olması gereken bir cihaz olduğunu düşünüyorum ben. Bunu zaten deneyimleyip görebilirsiniz, çektiğim videolardan da izleyerek kanaat getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Xiaomi'nin en çok sevdiğim özelliği bir yerde kural koyucu değil, var olan kuralları hiçe sayarak devam etmesi. Peki bunun başına ne geliyor? Bizim hepimizin NFZ dediğimiz, yani No Fly Zone, yani uçuşa yasak bölgeleri. DJI biliyorsunuz kendi markasına helal gelmemesi için Türkiye'de neredeyse her yeri NFZ yapmış ve hiçbir yerde uçamıyorsunuz neredeyse. Cihazı kaldıramıyorsunuz. Mesela burada bile ben cihazı kaldırmak için ek izin almamı istiyor DJI. Xiaomi de diyor ki böyle diyor bir düzenlemeyi ben bilmiyorum. Ben bunu Çin için üretiyorum. Türkiye'de böyle bir yasa var mı yok mu benim haberim yok diyor. Ve bu No Fly Zone'ları cihazına yüklemiyor. Bu cihazda No Fly Zone özelliği olmadığı için cihazı nerede canınız isterse orada uçurabilirsiniz. No Fly Zone'a takılıp, yani uçuşa yasak bölgeye takılıp rahatsız oluyorsanız ve ben bu kadar para verdim bu cihaza, ulan bir de benim bu kadar limitlendirmesi normal mi diyorsanız eğer, biz artık Avrupalıyız, bizi hiç kimse limitleyemez diyorsanız bence DJI yerine Fimi tercih edebilirsiniz. DJI şöyle bir politika gidiyor. Sen kurallara uymazsın ama ben seni kurallara uydururum. Xiaomi de diyor ki, bu benim tabii ki kendi şahsi kanaatim, resmi bir şey değil. Kurallar insanların vicdanında yaşar. Kendinize eğer vicdanınıza yedirebiliyorsanız bunu yapın diyor. Tabii ki biz drone pilotları olarak nerede uçacağımızı ve nerede uçmayacağımızı çok iyi bildiğimizi düşünüyorum. Buna hepimiz hassasiyet gösterirsek bu tür katı kurallarla yüz yüze kalmayız. Elveda DJI, hoş geldin Fimi. Son bir konuya daha değiniyorum cihazla alakalı. Biliyorsunuz kumanda ve cihazımızın yenilendiğini, içindeki en azından devre kartlarının yenilendiğini biliyoruz ve yeni bir teknoloji kullanıyorlar. Bundan da biraz açıkçası böyle genişletilmiş bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği ilter diye lanet bir şey var. Yani daha doğrusu ben bunun abartı olduğunu düşünüyorum. İstanbul'a düşen drone'ları DJI garanti servisine göndermek için birileri aradan para yiyebilmek adına abi bu cihazı ilter düşürmüştür diyor. Velev ki öyle olduğunu varsaysak bile biliyorsunuz ilter sadece GPS uydularını engelleyebiliyor. Şimdi Xiaomi'ye gelelim. Xiaomi'de ne var? Galileo var. Beidou var. Ondan sonra normal GPS positioning kullanıyor. Bir de GLONASS kullanıyor. Yani 4 tane GPS sistemi var içerisinde. Ya kusura bakmayın da ilter artık bunu da düşüremez. Düşürebileceğini, yani daha doğrusu GPS sinyalini kesebileceğini iddia eden arkadaşlar varsa buyurun denesinler. Başına bir şey gelirse arkadaşlar bana getirebilirsiniz. Ben kendim cihazı ücretsiz tamir edeceğim. Ama şundan da emin olun. Yani eğer öyle ilter diye bir mekanizma öyle açık her yere vın 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 sinyal yayıyor olsa ne helikopter uçabilir ne başka bir cihaz çalışabilir. Dolayısıyla yok öyle biz drone frekansını onu gönderdik de onu düşürdük falan gibi şeylere asla inanmayın. Ben ilterin bir hayal ürünü olduğuna ve ithal bir cihazın üzerine marka basılarak sadece belirli dönemlerde belirli işleri yapabildiğine inananlardanım. Aksini ispatlamak üreticisinin ya da bunu savunucuların elinde bilginiz olsun. Yani bu cihaz ilterden etkilenmediğini iddia ediyorum ve hodri meydan diyorum. Hadi şimdi uçuşuna geçelim. Evet şimdi cihazı bir hemen öyle bataryasını takalım. Zamazingolarını birleştirelim, bir uçar hale getirelim. Kumandan burada şöyle bataryayı itikliyordum ama itekleyemedim. Niye? Çünkü yanlış iteklemişim. Bataryayı taktım. Evet arkadaşlar şimdi cihazımızı hemen hızlı bir şekilde açacağız. Şu alttaki düğmeye bunun şarjı azmış. Şöyle bir kere
basıyorsunuz, kısa basıyorsunuz, ikincisinde uzun basıyorsunuz, cihaz aktif oluyor kumandada. Aynı şekilde şu an kumandayı da açtım. Şimdi Fımı diye arattığımda çıktı. Fımı Navi Mini. Şimdi şuradan takalım. Enter device dedim. Cihazın ekranına girdim. Gimbal'ınız hazır değil diyor. GPS moda giremiyorum. Dikkatli uçun. Low GPS var diyor. Sistem başlatılıyor dedi. İlk olarak karşımıza kaç metre yükseklikte uçacağımız geliyor. Bunu isterseniz 120'ye kadar çıkartabiliyorsunuz. Bu sizin eve dönerken cihazınızın kullanacağı maksimum yükseklik. Yani bunu mesela etrafınızda çok yüksek binalar varsa falan 120'ye getirebilirsiniz ama onun haricinde bunu kullanmanıza gerek yok. Şimdi ben bir şeye tıkladığım için böyle yaptım. Arkadaşlar, Height of RTH dediği yani Return to Home fonksiyonunu buradan 120 metreye kadar sınırlandırabiliyorsunuz. Varsayılan olarak 30 metre geliyor. Mesela ben şu an bunu 75 metre olarak ayarladım. Çevredeki yüksek nesnelere bağlı olarak bunu değiştirebilirsiniz. Fail Safe de ne yapması lazım? Yani bağlantıyı kopardığında cihazınızın ne yapmasını istiyorsunuz? RTH seçili. Bu ne demek? Eve dön. Land diyebilirsiniz. Yani bağlantı koptuğu anda inişe geçsin. Ya da Hover. Daha yüksek kalk diyebiliyorsunuz. İşte burada bataryanızın oranını gösteriyor. Stick mode her zaman 2'de kalsın. Çünkü biz genelde sağa solla yöneltirken sol elimizle de şey yapıyoruz. Yukarı doğru ya da aşağı doğru cihazı indiriyoruz. İçinde SD kart takılı olmadığını gösteriyor. Olsaydı burada format SD kart diyebiliyorduk. Şimdi cihazda diyor bir güncelleme var dedi. Ben şu an güncelleme yapmayacağım. Şu an VPU dediğimiz yani altta daha önce de bahsettiğim bu sensör sayesinde cihazımızın sabit uçacağını belirten bir şey var. VPU ile bunu uçurabilirsiniz diyor. Şu an üstümde Jimmy Jeep var. Jimmy Jeep'e hasar vermeden bulunduğum yerden kaldırabilir miyim? Şöyle bir deneyelim. Hemen. Şöyle de sizin de göreceğiniz şekilde. Şu an elimi kesmesinden korktum. Şu an çarptırmadan cihazı kaldırmaya çalışacağım. Evet, şimdi cihazı kumandaya bağladım. Telefonum üzerine yerleştirdim sorunsuz bir şekilde. Ve ekran kaydımı da başlattıktan sonra cihazı şimdi buradan Jimmy Jeep'in altından kaldırıp şöyle hafiften götüreceğim. Şöyle cihazla birlikte ben de ilerleyeceğim. Şimdi VPU mod var. VPU mod ne? Bakın gördünüz mü? Cihaz hemen hareket ediyor. Yani altında bir sensör var. Bu sensör sayesinde bulunduğu yerde çakılı kalabiliyor. Şu an zaten ekran kaydından da gösteriyor olacağım. Şu an VPU ile uçuyorum diyor. Şöyle biraz. Bakıyorum tüm kıvraklığını. Mesela keşke bir de takla atma butonu koysalarmış. Şöyle. Ve herhangi bir şey yapmıyorum. Şöyle tam şöyle görmenizi istiyorum ve cihaz gayet stabil. Aynı DJI dronlarda olduğu gibi sabit bir şekilde durabiliyor. Bu da şunu gösteriyor. Artık Xiaomi kapalı mekanda da cihazların sabit kalabilmesini sağlamak için gerekli güncellemeleri ve geliştirmeleri tamamen yapmış. Evet arkadaşlar, cihaz bu şekilde. Bakın. Bakalım elime indirebilecek miyim? Şöyle yapıyorum. Evet, elinize de indirebiliyorsunuz. Onu da gidermişler. Şu an belki de X8 mini serisinin en kaliteli cihazı karşımızda. Belki de demeyelim yani. Orada bir şüphe bırakmayalım. Gerçekten öyle gibi duruyor. Cihazı tavsiye ediyor muyum? Evet, kesinlikle ediyorum. Envanterinizde bulunması gereken dronlardan bir tanesi arkadaşlar. Uçuracak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kazasız uçuşlar. Arkadaşlar, umuyorum verdiğim bilgiler hoşunuza gitmiştir. Kanalımı takip etmeyi, videomu beğenmeyi, aklınıza takılanlar varsa yorum olarak bırakmayı ya da Instagram'dan bana sormayı lütfen unutmayın. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olabilmeye çalışıyorum. Umarım faydalı olabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.